İran'dan gelen habere maalesef ölü sayısı çok hızlı bir şekilde yükseliyor. Tablo gerçekten vahim. 73'e yükseldi ölü sayısı ki 50'den fazla da yaralı var. Hemen Ali Asgar Çabuk'a bağlanalım. NTV Tahran muhabiri Ali Asgar, nedir son bilgiler eldeki? Ahmet, senin de söylediğin gibi ölü sayısı çok hızlı yükseliyor. Şu an itibariyle 70 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Tabii yaralı sayısı da bir hayli yüksek. O da 70'e dayandı. 70'e yakın yaralı olduğu belirtildi. Ölü sayısının daha da yükselme ihtimali bulunuyor. Tabii saldırı Kirman'da gerçekleşti. Kasım Süleymani, Devrim Muhafızları Kudüs Gücü komutanının anma merasiminde sırasında gerçekleşti. Bir hayli kalabalıktı ve bu kalabalık bu izdiham içerisinde 10 dakika arayla iki ayrı patlamanın gerçekleştiğini biliyoruz. Bu İran tarafından, İranlı yetkililer tarafından artık resmen bir terör saldırısı olarak nitelendirildi. Tabii bu terör saldırısını kimin, hangi grubun gerçekleştiği, arkasında İsrail'in olup olmadığı gibi sorular şimdiden tartışılıyor. Hatırlatmakta fayda var. Aynı bölgede, aynı konum içerisinde daha önce de benzer terör saldırıları gerçekleşmişti. Örneğin askeri geçiş töreni sırasında El-Ahvaziye örgütü, İran'ın terör örgütü olarak kabul ettiği Arap ayrılıkçı örgüt bir terör saldırısı gerçekleştirmişti. Bu bölgede tabii bir takım yerel silahlı gruplar da bulunuyor, El-Ahvaziye gibi. Ki geçtiğimiz aylarda yakın bir zamanda El-Ahvaziye liderlerinden bir isim idam edilmişti İran içerisinde. Tabii Daesh faktörü de göz ardı edilmiyor. Çünkü doğrudan sivillerin hedef alındığı bir saldırı gerçekleşti ve can kaybının ise bir hali yüksek olduğu görülüyor. Şu ana kadar üst düzey İranlı bir ismin vefat ettiği, hayatını kaybettiğine ilişkin bir bilgi henüz gelmiş değil. Üst düzey Devrim Muhafızları komutanları ve İranlı yetkililerden bu anma merasimine katılım gerçekleşmişti. Ancak onlar arasından hayatını kaybeden bir kişinin, bir ismin olup olmadığına dair şu ana kadar bir bilgi yok. İşin tabii diğer önemli kısmı, bölgeyi ilgilendiren kısmı İsrail-Filistin arasındaki çatışma ve gerilim. İran başından itibaren bu saldırının, Hamas'ın operasyonun arkasında olmadığını ifade ederek hiçbir şekilde savaşa dahil olmayacağını, ancak savaşın bölgeye yayılma riskinin her zaman olduğunu söylüyordu. İran içerisinde ve kamuoyunda, özellikle radikal unsurlar içerisinde bazı savaş yanlısı tutum sergileyen gruplar da var diyebiliriz. Bu anlamda İran kamuoyunda, özellikle radikal kesimde bu saldırının DAEŞ tarafından gerçekleştirilmesi ve dolaylı olarak İsrail'in bu saldırıda bir rolünün olduğunun ifade edilmesi İran siyaseti içerisinde, özellikle de radikal gruplar arasında savaş yanlısı söylemi artırabilir. Bu İran üzerinde de bir baskı oluşturacaktır şüphesiz. Şu ana kadar 73 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Ölü sayısının ise artması ihtimali üzerinde duruluyor. İsrail'in daha önce İran içerisinde bir takım suikastleri, sabotajları olmuştu. İsrail saldırılarını biz İran içerisinde daha çok önemli isimlere yönelik suikastler ve sabotaj eylemleri olarak gördük. Bu tarz saldırıları, terör saldırılarını İran içerisinde faaliyet yürüten terör örgütleri üzerinden gerçekleştirildiğini daha çok görmüştük. Örneğin geçtiğimiz aylarda Şiraz kentinde Şah Çerağ Türbesi içerisinde yabancı uyruklular tarafından gerçekleştirilen bir DAEŞ saldırısı olmuştu. Aralarında Afgan ve Tacikistan vatandaşı olan bir grup yabancı uyruklu İran'ın güney kenti olan Şiraz'da bir terör saldırısı gerçekleştirmişlerdi ve bunu DAEŞ terör örgütü üstlenmişti. Benzer bir durum burada da geçerli olabilir. Ölü sayısı 73 ve ölü sayısının her geçen saat artması üzerinde duruluyor Ahmet. Ali Çabuk aktardı. Ölü sayısı 73, 170'ten fazla da yaralı var. Yaralı sayısı da çok hızlı bir şekilde yükseldi. Tablonun daha da ağırlaşmasından endişe ediliyor. Tabii saldırının arkasında kim var? Ali Asgar Çabuk aslında şöyle bir geçmişi taradı ve de işte gerek Arap ayrılıkçı gruplar, gerek Daesh terör örgütü ya da farklı gruplar bu saldırıyı gerçekleştirmiş olabilir. Tabii savaş yanlıları var, diyor Ali Asgar Çabuk. Onlar da Daesh saldırısının arka planında acaba İsrail olabilir mi sorusunu soruyorlar. Serhan Afacan, evet yayınımızda hala size sormak isterim. Daesh bir terör örgütü. Ne dersiniz? İsrail tarafından bu saldırı için azmettirilmiş olabilir mi? Şimdi Ahmet Bey, Ali Asgar zaten aktardı ihtimalleri. Hala ihtimaller üzerinde konuşuyor. Şimdi bu Şah Çerağ Türbesi terör eylemi önemliydi. Çünkü Daesh'in daha evvel İran Meclisi'nde yapmaya çalıştığı bir terör eylemi dışında böyle bir terör eylemi olmamıştı, gerçekleştirememişti. Ama bu tarz denemelerin olduğu, bir takım teşebbüslerin olduğu, İran güvenlik güçleri tarafından bunların durdurulduğu söylenmişti bildiğiniz gibi. Bu yeni bir şey değil. Şimdi bu eğer Daesh'in ise, ve tekrar edeyim, bana gelen görüntü de o, doğrusunu söylemek gerekirse. Daesh'in işine benzediğini ben de eklemek isterim tekrardan. Bu Daesh'in işi ise, İsrail bunun neresinde sorusu esasen Daesh'in toplamda kime hizmet ettiği sorusuyla çok alakalı bence. Bu belki Daesh'e ilişkin en fazla üzerinde durulması gereken konulardan bir tanesiydi. Çünkü Daesh'in genelde saldırı yaptığı yerlere bakarsınız, işte Irak gibi Sünnilerle Şiiler arasındaki gerilimi derinleştirmek için çok fazla saldırı yaptı. Suriye'de sivillerin hayatını mahveden çok fazla saldırı yaptı ve Daesh'in neredeyse, tırnak içinde söylüyorum, başarı hanesine yazılacak kendi açısından. Üst düzey herhangi bir eylem, terör eylemi gerçekleştiremediğini, devamlı sivilleri hedef aldığını ki ne yazık ki hatırlayalım, havalimanı saldırısı, Reyna saldırısı gibi ve Sultanahmet Meydanı'ndaki saldırı gibi saldırılarla biz de buna maruz kalmıştık. Bu tarz eylemler yaptığını görüyoruz. Dolayısıyla Daesh bölgeyi istikrarsızlaştıran, bölge devletlerin hem içinde hem de birbirlerine karşı istikrarsızlaştıran bir terör örgütü. Dolayısıyla İsrail bunun arkasında olabilir mi? Şimdi bakın, bütün gelişmeleri zaten gün ve gün takip ediyoruz, siz de aktarıyorsunuz. Şimdi İsrail burada bir katliam gerçekleştiriyor. Tam bu katliamlar gerçekleştirirken bir taraftan uluslararası toplum bir anda Husilere dönmeye başlıyor ve biliyorsunuz pazar günü 10 Husi üyesini Amerika Birleşik Devletleri öldürdü. Orada bir Danimarka gemisine saldırmaya çalışıyor falan diyerekten. Diğer taraftan bu arada bakıyorsunuz Amerika ve İsrail, özellikle İsrail Suriye'de, Suriye toprakları içinde İran'a karşı bir takım eylemlere girişiyor ki konuşmamın başlangıcında da ifade etmiştim. Suikastından bahsetmiştim. İşte Aruri suikastını dün zaten gördük yine. Dolayısıyla tam da bu ortamda İsrail'in emeline hizmet eden eylemler yapması Daesh'in şu ana kadar ki hareket tarzı da çok uyumlu. Elbette bunu teyit edecek bilgi elimizde yok. Ama bu yaşananlar kimin ekmeğine yağ sürer derseniz kuşkusuz İsrail'in ekmeğine yağ sürer. Çünkü biz bir süredir acaba İran bir yönüyle bu İsrail'e karşı gerilimin parçası olacak mı diyorduk. Her ne kadar ben şahsen hiçbir zaman İran'ın İsrail'le savaşa girmeyeceğini söyleyen tarafta idiysem de Hizbullah üzerinden bir hareketlenmeden bahsediyorduk biliyorsunuz. Bu bir. İkincisi, yarın Cumhurbaşkanı reisi Türkiye'ye gelecekti ki daha önce defaatle ertelenmiş bir görüşmeydi. Bu reisiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki görüşme. Burada Gazze meselesi, İsrail'in Gazze'deki katliamları, elbette Suriye'de gündemde vardı ama Babülmendeb'de yaşanan da gündemde olacaktı. Bir anda gündem değişti. Bir anda gündem Gazze'de olmaktan çıktı ki İran'ın bu koşullarda Gazze'yi çok fazla merkeze alamayacağını tahmin etmek zor değil muhtemelen. Çünkü İran açısından da korkunç bir güvenlik zaafı ve açığı ki hatırlayalım İran bu tarz güvenlik açıklarını çok fazla vermeye başladı. Kasım Süleymani suikastı peki İran toprakları dışındaydı ama Muhsin Fahrizade suikastı hemen neredeyse Tahran'ın göbeğinde diyebileceğimiz bir yerde gerçekleşti. Daha sonra İran'ın nükleer tesislerine yapılan sabotajlar oldu. İran'ın daha az rütbeli Devrim Muhafızları ordusuna bir takım subaylar da İran'da yine öldürüldü. Bir kısmının akıbeti ve nasıl öldüğü bile meçhul kaldı. Dolayısıyla işin İran'ın güvenlik zaafına dokunan bir boyutu da var ama bütün bu yaşananların İsrail'in şu an itibariyle işine yaradığını söylemekte bence hiçbir sakınca yok. Çünkü İsrail dikkatlerin çok fazla Gazze'ye yoğunlaştığını görüyordu. Bir takım devletlerin Gazze'de olan biten konusunda artık sınırına geldiğini görüyordu. İran bunlardan bir tanesiydi. Türkiye Cumhuriyeti bunlardan bir tanesi kuşkusuz. Dolayısıyla bir anda gündem bambaşka bir yere döndü. Bunun da İsrail'in bir yönüyle işine yarayacağı konusunda herhalde izahtan varisi.